Şimdi baktığımız zaman cinsel sağlığa, tabii cinselle ilgili kitap araştırdığımız zaman hemen başlıyor. Cinsel kimlikten tutun, cinsel seçimler, tercihler, yönelimler falan. Oralara hiç girmiyorum. Ama dini bir boyutu da var cinselliği. Bunu ekarte edemeyiz, görmezden gelemeyiz. İnancımızın da buna kattığı bir boyut var. Buna yaşamımız müsaade ettiği bir boyut var. Hem senin o kısmı yoksa sen bunu istediğin gibi yaşayabilirsin, eğitimini ona göre alabilirsin. Ama var olanın da bu eğitimi almasına da set çekmek çok olağan bir şey olmamalı. Şöyle biliniyor, şöyle bir bakış var. Yani kadın ve erkek dünyasında iki farklı bakış var. Erkekler zannediyorlar ki cinsel sorunlar düzelse çiftler arasında evlilik düzelir. Şimdi bakış bu. Kadınlara da sorarsanız, kadınlar da şöyle bakıyor. Normal sorunlarımız düzelse cinselliğimiz düzelir. Şimdi bu iki farklı bakışı bir kere bilmemiz lazım. Erkekler bilerek böyle bakmıyor. Onlar zannediyor ki sizi severse, size dokunursa o kapılar kapanacak, o duvarlar açılacak zannediyor. Ama kadın da diyor ki ya bütün gün benimle kavga et, sonra gel olayı çözmeye çalış. Şimdi o zaman birbirimizi tanıyacağız. Diyeceğiz ki yani erkek fıtratı bu, yani o kavga etti, bunu çözme şekli bu. O yakın hissederek bunu çözmeye çalışıyor ve bunun çözümü bu zannediyor. Ama erkek düşünecek ki ya evet benim evet bütün gün onu üzdüm, daralttım, bunalttım. Ama ona göre de gündelik hayat iyi geçecek ki bana yakın olmayı istesin. Yani fıtrat farklarını bilmemiz gerekiyor. Bilirsek iki taraf da adım atabilir. Yoksa hep bir taraf adım atsın, evet erkekler böyleymiş, biz hep ona uyum sağlayalım ya da kadınlar böyleymiş, hep böyle yapalım. Zaten iki tarafın da adım atması bu anlamda önemli.